Survivor Panorama'dan herkese merhaba. Bugün biliyorsunuz ki kandil hepinizin, Berat Kandil'i mübarek olsun. Arkadaşlar sizlerin de kandili mübarek olsun ve stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese hoş bulduk. hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller hocam. E, i̇zleyen herkese, hocam. tüm ülkeye, tüm dünyadaki Müslümanlara evet. iyi kandiller diliyoruz. Önemli bir gün. Bayrağın şey, atkın. Bayrak. Bayrak diyorum ya atkın. Bugün maçımız var. Bugün Galatasaray'ın çok önemli maçı var. Maçın kendine Bilmiyorum. denk gelmez ama Bilmiyorum. acaba bir işaret mi? Olabilir yani güzel bir şey. Eee Kandil'e denk gelmesi. Evet. O bambaşka bir konu ama e, şu çok güzel bir şey bence. Bu arada maç akşam Exxen'de. E, evet e, onda hemen. E, e, maça Yok, biz maça herhalde alalım. Yok biz Beşiktaşlısın. Ekran karşısında eksenin karşısında Aynen. E... rahat rahat izleyeceğiz. Ama güzel maç değil mi? Türkiye biz de çıkıyor bu arada yani. bu akşam. Bu akşam herkes Galatasaray. bütün Türkiye Galatasaray'a galatasar bak gözüme bak bir. Bak. Gerçekten. Sen Tabii ki beraberiz. Helal olsun. Bu, bu, bu akşam bütün Türkiye Galatasaray. Ya işte ama öyle değil. Sosyal medyada görüyorum. Mesela şu an anket yapsan yüzde otuz Galatasaray'ı desteklemiyorum çünkü. Ama, ama o çıkabiliyor ya. Onlar... Fenerbahçeli böyle. Hayır şey ya. Fenerbahçeli şey, ya. Şöyle Galatasaray'da, Galatasaray'da var yok. mesela. Bir tane biri mesela Liverpool tişörtüyle falan gelmiş. Bence bunlar çok yanlış şeyler. Olmamalı. Hı -hı. Çünkü e, böyle önemli maçlarda e, bütün Türkiye tek vücut, tek yürek olmalı ve Galatasaray'ı desteklemeli, Fenerbahçe'yi desteklemeli, Beşiktaş'ı desteklemeli. Çünkü bu maçların hepsi aslında gelecekteki e, Avrupa Kupalarına katılımda Kesinlikle. çok etkili Tabii. olduğu için ya ben... Bütün takımlarımızın. böyle değil. düşünüyorum. Ülkenin tanıtımı için çok değerli. Evet. Değil mi İhsan? Evet. Zaten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya biri yapıyor ya biri yapıyor. Genelde o ülkenin tanıtımını hep bir yerlerde taşıyor bayrak. Aynen. Evet, bu aynen. sene de Galatasaray inşallah en uzağa kadar İnşallah. İnşallah. Hayırlısı gideceğiz. bakalım akşam kalbimiz Galatasaray'la. Evet hadi. Berna gitti. Berna çok hızlı bir geçiş oldu. Evet, direkt direkt girdi bir her zamanki gibi evet. konuya. O da o zaman... Kandil, giriş Galatasaray, yaptı, Berna. Hemen. Evet. Evet. Berna'nın gidişi şöyle enteresan oldu. Hani bekliyor muyduk? Bence burada herkes herhalde 3-4 hafta içinde Berna gidebilir e, diyecektir. Çünkü performans evet. yok. SMS'i bilmiyoruz ama çok çok yüksek olabileceğini düşünmüyoruz. Ama şu enteresan. Bir anda 9 tane evrim çıkaran takımda nasıl 7-7 Berna'ya geldi... Ben onu çözemedim. Birazdan bence esas konuşmamız gereken olay bu. Evet. Yani takım neden bir anda evrimden Berna'ya döndü? O çok enteresan. Bence de enteresan. Zaten 28 kişi kaldıklarında Survivor'da yarışmacılar, yani 6 kişi eleneceği zaman, 22 kişi görebileceği zaman konuşulduğu zaman e, Birleşme Partisi'ne, o, o 28'den 26'ya düşerken benim ilk elenme adayım Berna'ydı. Ama evet. iyi dayandı. Üçüncü mü elendi? Dördüncü mü? Evet, de. üç. Üçüncü Ülken elendi. Bir senle Sercan. Bir sen gitti. Sercan. Üstüne e, Berna elendi. Ben hani... E, Tabii ki de bütün yarışmacılar Birleşme Partisi'ni görsün istiyoruz ama artık işte 22 kişi kalacakları ve ana kadro kalacakları için de daha zayıf halk olarak gördükleri yarışmacıları potoya sokup sonra bizim seyircilerimizin verdiği SMS'lerde kim en altta kaldıysa onun elendiği bir dönemdeyiz. O yüzden geçmiş olsun diyorum Berna'ya. Çok şey kattı. Bence çok da iyi bir yarışmacıydı. Evet. Bundan sonraki hayatında bir başarılar diliyorum. İhsan sen söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi Berna ile ilgili tabii ki şunu söyleyeceğim. Çok zor bir sene onun için. Ne kadar iyi hazırlanmış olsa da atletlere karşı yarıştı. Şimdi bitirdiği zaman performansına bakıyoruz %20 ama bir zaman o performans %5-6 idi. Dolayısıyla da e, o %20'nin de ben dün gece de söyledim. %20 ama mesela ünler takımında yarışan Berna'yı izleseydik %20 olmazdı. Bence %30 falan %40 falan olabilirdi. Çünkü e, kırmızı takım kadınlarına karşı yarışmak... Mavi takım kadınlarına göre daha zor. O yüzden onların yüzdesini daha farklı düşünmek lazım. Onların yüzdesini daha farklı düşünmek lazım. Ee, yani Berna'nın yarışacağı bir Berna yoktu mesela. Karşı tarafta. Evet, Tabii. Kesinlikle. Ya da Evrim yoktu. Ya da Yağmur yoktu. Aynen. Ee, bir gizem fikstürü onları rahatlatıyor. Onun dışında işleri çok zor. Dediğin çok doğru. Gönüllü kadını olmanın kat sayısı çok daha yüksek. Kesinlikle. Ama ben yine hala şu noktadayım. Ee, geçen hafta 9 kişi Evrim yazmış. Çünkü takımın ee, gerçek anlamda sevmediği bir evrim var ki biraz söylemleri yumuşadı ama hala ben o noktada olduklarını düşünüyorum. Hani çok böyle sıcak olmadığını. Ee, şunu tartışırım. %20 ile yarışan Berna mı yoksa %40 ile yarışan ama çok büyük sorunlar yaşadığın bir evrim mi? Yani aslında burada zaten arada kaldıkları için 7-7 çıkmış. Oy değiştirenleri düşünelim istiyorsan. Tamam onları konuşalım. Nasıl yapalım? Evet, var mı evet. vaktimiz daha? Devam edelim. Tamam. Şimdi kimler şey yazmış bir ona bakalım bir listeden. Zaten... Berna yazanları mı? Berna yazanları inşallah O Ogeday, Nisa, buldum. Gökhan, Ayşe, Evrim, Yasin, Ardahan hepsi Berna yazmış. Şimdi burada önemli olan tabii kimler oyunu değiştirmiş. Şöyle tek tek bakalım bir. Ogeday. Mesela geçen hafta Evrim yazanlar kimler ona bakalım. Anıl Evrim yazmış bu hafta da Evrim yazmış. Sude Evrim demiş bu hafta da Evrim demiş. Ogeday Evrim demiş... Ogeday değiştirmiş, Berna olmuş. Bir. Berkan evrim demiş, geçen hafta da evrim demişti. Ee, onun dışında bu hafta Yağmur evrim demiş. Yağmur ne yapmış? Yağmur yine evrimde evet. kalmış. Seda evrim demiş, Seda yine evrimmiş. Hikmet evrim, Berna evrim. Yani değiştirenler anladığım kadarıyla bir Gökhan değiştirmiş. Gökhan. Berna'dan evrime dönmüş. Bak bu da çok enteresan. Ardahan. Ardahan da Ardahan da Berna'dan evrime dönmüş. Yani bu çok keskin bir dönüş değil mi? Aslında çok yani ben zaten mesela Ar Ardahan'ı o günkü reality'de hissetmiştim, görmüştüm. Çünkü gidip bence kendisinin yazılmaması için Sedalar'la şöyle bir konuşma yapmıştı. Evrimin neden yazılmasını gerektiğine dair, evrimin gitmesine dair bir takım konuşmalar yapmıştı. Ve onlarla beraber oy kullandı. Zaten ben bunu yadırgamıştım. Ardahan çünkü evrime yakın bir isim. Kendi için mi yapıyor, niye böyle bir durum yapıyor anlamamıştık. Mesela Gökhan'ın Yasin'e beraber izledikten sonra Yasin'le ayrı ayrı oy kullanıp evrime oy atmasını yadırgamıştık. Ogeday'ın e, o grubun içerisindeymiş gibi bu sefer Evrim'le oy kullanmasını ve Berna'ya oy kullanmamasını yadırgamıştık. Evet. Çünkü Evrim yazıldığı gün aynı zamanda Evrim Berna'nın yerine de yarışmıştı. Yani evet. Evrim dört oyuna çıkmıştı. Evet. Belki bir oyun kazanabilmişti ama sonuçta keyfek eder evet. diyebileceğimiz bir nedenden dolayı Berna ya yarışmamıştı. Çünkü doktora oynayabilirsin raporu vermiş. Berna oynamamış. Onun yerine Evrim yarışmıştı ve o gün Evrim'i de potoya göndermişlerdi. Ben vicdansızlık var bu işte demiştim. Şimdi o kişiler Böyle bir olay olmamasına rağmen oylarını değiştirmişler. Ve değiştirdiklerinde bir beraberlik geldi. Yani aslında bu saydığımız isimler biraz da e, bu kararı veren isimler olmuş oldu. Yani kim oldu bunlar? Ogeday, e, Gökhan ve Ardağan. Evet. Oylarını değiştirince iş değişti. E, ya bilmiyorum bana şey çok enteresan geliyor. Berkhan, Bilerek yapmış olabilirler mi? Ölmek. Ya insanın dediği çok evet, doğru yani ben, bir ben vicdan... bilerek yaptıklarını düşünüyorum bir de evrim biraz yumuşadı ya böyle şey olarak e, tavır olarak sadece Berna ile sert şu an takıma karşı biraz daha ılımlı söylemleri oyun alıyor falan yok takım yani şimdi şey karşıdan yani. 3. kişinin de geleceğini biliyorlar ya onlara karşı da bizden iki kişi gitsin diye böyle aralarında böyle bir kişi bile konuşsa bence 7-7 hadi çıkartalım o zaman ikisi de çıksın görelim bizde vicdanımız işte rahatlasın çok mantıklı geliyor Aynen. bana bir de bence şunu uyandılar ee, şimdi Gökhan Ardağan ve Ogeday. Bunlar Seda'nın e, yanında olan o koloni <laughs> dediğimiz ekibi biraz daha uzak hı -hı, olan bir ekip hı -hı. doğru mu? E şimdi Berna kimle beraber oy kullanıyor? Sedalayla, seda'larla beraber. Evet. E şimdi e, Berna yerine Evrim gitse. Evrim şu an çünkü şey e, ortada bir yerde. Kendi içinde bağımsız bir cumhuriyet böyle adada. Evrim'i yanına çekebilirsin ama Berna'yı çekemezsin. Tamam. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökhan'cığım sende kalmıştık. Hakan lafını bitirmişti. Ee, Berna dedik. <gülüyor> 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 Berna dedik. Evrim dedik. Berna'nın gitmesini konuşuyorduk. Oy dağılım. Ya evet ben e, dedi yani genelde konuşulanlara katılıyorum. Özellikle insanın dediği işte vicdan konusu. Acaba dediler ki aralarında hani eşit çıkarmaya çalışalım. Sonuçta karşıdan da üç kişi çıkıyor onlardan birini geçebiliyorlarsa evel ama geçemiyorlarsa da en azından ikisinden biri gitsin biz de görmüş oluruz. Zaten evriminde böyle bir isteği vardı. Onu da kırmayalım. deyip 7-7 oylamış aslında bir dü düello mu? Ya oluruz. belki de. ya böyle... <laughs> çünkü Çok kolay değil ama ya 7-7 ya. Belli var. olmaz. Evet. Belli olmaz. Ben olabilir diye düşünüyorum ben kendimce. Vallahi dediğim gibi işte ilk 28 kişi kaldıklarında son e, kim ilk elenir ve Birleşme Partisini görmez deselerdi. ben ilk Berna'yı sayardım ya da ilk ikide sayardım. 3. gitti. Bence fa yani e, fazla bile kaldı demeyeceğim de çok iyi dayandı yani. Çünkü zor psikolojik olarak da çok zor bir yarışma. Berna da gitmeden önce 3 ay biliyorum e, bizim Emrah'la çalıştı. Onun yani o 3 ay çalışmayla e, buralara kadar gelebilmesi çok iyi. Çünkü karşısında çok çok önemli olimpik sporcular var. O yüzden işi de çok zordu. Ama buraya kadar dayandı. Geçmiş olsun. Peki Gönüller takımındaki dengeler sizce bundan sonra nasıl olacak? Valla şimdi bir kere ünlüler takımının kadınlarının biraz oyun alması biraz daha zorlaşacak. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Yani 8-2'ler 8-3'lerdense oyunlar genelde 6-5'lere 6-4'lere gelecek. Yok şey değişir mi ya hemen. Bence değişecek. Sema üzgün müdür şu an? <gülüyor> <gülüyor> en çok Sema Evet kim çıkmış olabilir? en çok Sem Berna ile oyna? Sema. Kesin mi o? Yok. Sema'nın 18, Elif'in de 18, Nagihan 11. Bir sene zaten. Gizem 10, Merve 15. Yani 18-18-15-11. Bence Sema'nın daha fazladır ya. Valla burada gördüğüm öyle yani. 18. Evet. Bu arada Berna Sema'yı 2 kere yemiş, Elif'i 1 kere yenebilmiş. Evet. <laughs> i̇yi. Berna için iyi bir şey yani sonuçta. Şimdi bak <laughs> çok şey değiştirecek bir şey aslında. Yani evet. O şimdi... Yani şimdi 17 ve 16 yani. bu galibiyetler olmayacak bir anda. Merve 12 kere yenmiş. Berna'nın ağırlıklı oyun <laughs> aldığı kim orada? Alabildiği. Ağırlıklı oyun, şey. oyun alabildiği aşkınmış. 3-2. <laughs> <laughs> bir de Gizem var. Bir de Gizem. Şimdi 4 aşkım oyun. Yok. Evet. Ee, şey Berna yok şimdi aşkımla gizemle yarış yarışmaları çıkarırsan evet e, geri kalanlarda %10'la falan oynuyor. E şimdi 10 bile değil. %10 bile değil. İşte sen bunu Yağmur'a, Sudeye, Sedaya evirme evet. yaydığın zaman aslında her oyun bir sayı avantajın oluyor. Aynen öyle üç. ben de öyle düşünüyorum. Bu da ciddi bir avantaj. Asıl gönüller takımındaki oylama nasıl olacak? İşte ona gelecektim ben de çok güzel yerden geldim. Ya çok şey değişir. Mesela ben dün akşam şunu sorguladım kendimce. Standart bir gönüller oylamasında Yasin çıksa, hani hep Yasin çıkıyordu ya mesela. Yasin çıksaydı kim giderdi çok merak ediyorum. Yasin, Mert, Barış, Adem. Yani of. şu tarihe göre çok büyük bir pota bence. Bence Mert ya da Yasin giderdi. Muhtemelen Mert evet. ya da Yasin ama. Ama e, kim enteresan olurdu? E, ama şu saatten sonra dengeler ne olur bilmiyorum. Zaten e, Gökhan'la Yasin böyle bir farklı bir ayrıldılar. Böyle ortada gözüken 2-3 yarışmacı var. O Geday, hmm. Nisa, Ardahan, Ayşe. Ayşe'nin de böyle Yasin'e yakın ama değil böyle. Hani bir şey yapmak istemiyor. Buradaki dengeler çok garip ama e, bu altılı kendini koruyor. Seda, Sude. <laughs> Onlar daha net bir birleşmede. Evet. Ama 7 kişilerdi ve 6'ya düştüler. Evet. evet. Şu an 6 kişi orası evet. Gökhan'a göre Koleni, e, bize göre Koalisyon. Her ne dersek diyelim. Ben mi oradaki Gökhan, hayır pardon. Sana ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Yarışmacı Gökhan'a göre ama şimdi Gökhan'la de konuşmalar biraz yumuşadı. Daha böyle iletişim orada açık birbirlerine. Ne olursa olsun o 6 kişinin oyu daha net. Şimdi Berkan, Anıl, Seda, Yağmur, Sude, bir kişi daha söyleyin oraya Hikmet. Hikmet. Hani orada daha bir e, yakın birbirlerine görüyorum o grubu. Diğerlerinin de bir grup olduğunu çok düşünemiyorum. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Şimdi Ogeday'ın bir grup olduğunu düşünemiyorum. Nisa Evet Yasinlerle beraber ama bir grup mu bilemiyorum. Gökhan'la Yasin evet iyi arkadaş ama geçen gün ayrı ayrı oy kullandılar mesela. Orası çok net değil. Mesela Ardağan bir orada bir burada.